Herkese merhaba. Z Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün şahane bir konuğum var. Her zaman konuk etmeyi arzu ettiğim, bugün yollarımızın kesiştiği araştırmacı yazar, kişisel gelişim uzmanı Ramazan Tolga yol yapan bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı vesile olsun inşallah. Amin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, gerçekten kendisi inanılmaz dualar alan, herkese yol gösteren, çok güzel danışmanlıklar veren bir kişi. E, bugün ile geldi. Her zaman biliyorsunuz e, Reels'larında da, Instagram'da daima konu aldığı evet. muhteşem bir ansiklopedi niteliğinde Doğru. bir kütüphane tutuyorum Kesinlikle. elimde şu an aslında. Kesin. Şöyle İnsan. göstereyim. Evet. Bir dizi, müthiş bir insan kütüphane. Atan. Bunun içinde kişisel gelişim var. Bunun içinde astronomi var, astroloji var, felekler ilmi var, cifir ilmi var. E, hangi doğal taşları kullanacaksın, hangi yemekleri yemen gerekiyor, Mizaçlara göre nasıl hareket etmen gerekiyor. Tamam anlatan bir kitap tam manasıyla e, anlatız gibi kütüphane. Evet bir kütüphane. Türk İslam dünyası açısından müthiş bir Topik, kütüphane. Toplumumuzun %85'i evet. Müslüman bir toplum onu çok iyi anlatıyor. Hem burada bilimsel olarak anlatıyor. Hem bilim, ilim bilim tasavvuf üzerine gitmiş. Bilimi de içine katması çok çok kıymetli. bence insanlara bu kitabı bir göz atması gerekiyor. Böyle evet, düşünüyorum. da buradan evet. e, hareketle yaptığınızı biliyorum. Genel manayla evet. Değil mi? Doğru. doğru. İbrahim Hakkı Hazretleri de bunu yazarı. Genel manayla, manayla şöyle oluyor. E, tasavvufi konuları, ocakçılık diye bir şey vardır. Ocakçılık. Bizde evet. Ocakçılık eğitimi olduğu için. ocaktan yetiştirilmiş olan insanlar İbnül Arabi Hazretleri gibi, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, işte Marifetname gibi kitaplarda, Cifil, Remil ilmi gibi kitapları, Felekler ilmi, Astronomi, Astroloji ilmi gibi kitaplarla genel anlamda biz çok haşır neşir oluruz. E bunun sebebi de zaten bizim yaşadığımız toplumun aslında kültürel yapısı da buna uygun, tasavvuf yapıyor uygun. E diğer bir anlamda inanç konusunda da İslam, Müslüman olmamız. Tam manası bu kitapları insanlara nasıl bir bilgi vereceğini itiyor. Ama bu kitap tam manası şöyle, insana direktman böyle tek cephede uzmanlaştırmıyor çok geniş bir pencereye baktırıyor. Mizacı anlatıyor, kişisel durumu anlatıyor, anne kanat travmalarını anlatıyor, aile hayatını anlatıyor. Belki de bu kitabı okuduğunuzda böyle kişisel gelişim adı altında birçok böyle aa bak bu böyle değilmiş dediğimiz noktalar çıkıyor ortaya. Bunu, bu arada bunu birçok hadis ve ayetleri de kaynak delilli yani. Böyle bunu delillendiriyor. Hatta bilimsel açıklamalarla yapılmış makaleler de buraya not alınmış. Geçmiş zamanlarda. Lokman Hekim'den de İbn-i da bahsediyor. Marifetname tam manası insanı anlatan bir şey. Aslında ayna. Evet. buna biz şey diyoruz insan e, kendi görüntüsünü görmek için evde kullandığı aynanın dışında bir de manevi görüntüsü vardır ya manevi bir yutuş vardır işte avra dediğiniz kalbin nazarı çakralar dediğiniz işte feraset ilim dediğiniz nokta insanın e, o manada aslında tam böyle manevi boyuttaki aynası marifet mi bence. Evet. yani orada kendisini kesinlikle bulabilir nerede bir estetik düzeltilmesi gerekiyor ya da nerede bakış açısı düzeltilmesi gerekiyor e, nasıl bir yaşam sürmen gerekiyor nasıl bir kaygılarını kurtulursun çok çok farklı bir şeyden anlatıyor e, ee, insanlar alıp anlayabilecek bir kitap bence. Çok böyle herkesin anlayabileceği, herkesin tam anlasıyla odaklanabileceği bir kitap. E tabii ki şöyle e, dediğim gibi birçok bu kitap okuduklarında birçok insanlarda kişisel gelişim alanında dilediği insanlarla ilgili çok da çarpışabilir. Çünkü kendilerini buldukça Aa, biz işi çok uzatıyormuşuz aslında. Çok kısa yolu var. Ya yani Çok basit bir örnek işte. Bir insanın mizacı sonunu ne yapması gerekiyor? Bizim bildiğimiz işte 10 seanslar 15 seanslar bir danışmanlık alman gerekiyor. Ya e da işte 30 günlük, 40 günlük ya da 2-3 aylık bir çalışma yapman gerekiyor ama burada diyor ki hayır diyor. Senin de kullanabileceğin doğal taşın var. Bu taştan değerlendirme gerekiyor. Evet. Senin kullanman gereken esman var diyor. Şu şu yemeklere dikkat edeceksin diyor. Sana şu şu yemekler çok iyi gelir diyor. Ya yani çok basit bir örnek mesela koç burcuyla ilgili şey söylüyor. Ona diyor ilahi bilgi çok hızlı gelir diyor. Bereket de çok hızlı gelir diyor. Ama Koç burcuna diyor hareket ve hiperaktifliği çok yüksek olduğu için diyor o anda merkezini ama. koruyamıyor. Hmm. Merkezini koruyamadığı için ona gelen diyor ilah diyor bütün diyor ona lazım olan diyor her şeyi diyor kaçırabiliyor. E, ne yapacak diyor bu Koç burcunda rahatlatması için diyor, ya halim esmasını çok çekecek diyor. Hmm. Neden ya halim esması? E, biliyorsun çok acelecik bazen insan yanlış yaptırabiliyor. Ya halim sıfatı da sakinlik veren demektir. Tam burca göre ihtiyacı olan bir şey. E, şimdi esma çekti yeterli mi? Hayır diyor ki bunun yanında diyor Koç burcuna diyor mesela akikaş çok iyi gelir diyor. Neden? Koç burcunun özelliklerinden bir tanesi de diyor ki yüksek sese karşı hassasiyeti vardır. Ve tek işi yapamaz, tek iş yapamaz diyor. 2 üç birden iş yapması gerekiyor diyor hipertrofisin sakinleşmesi için. E sonunda Koç burcu mutlaka diyor sabah aç karnına çeyrek ayva yemesi gerekiyor diyor. Çünkü de çok vesvese sahibidir diyor. Çeyrek ayva diyor vesvese alır diyor. Ve hadis-i şerifte de var peygamber alsam diyor ki sıkıntısı, derdi, kederi olan insan diyor ayva yesin. Hmm, hamile güzel. kadınlar diyor ayva yesin. Evet o hamilelerde e, bu ayva meselesi bundan mı geliyor kesinlikle acaba? Kesinlikle evet, kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle Alistair Vesem buyuruyor ki çocuk anne karnında ilk gelişen huzur kulağıdır. Abdullah İbni Cabri Peygamber diyor ki sola biz çocuklarımızı ne zaman geliştirmeye başlayalım? Anne karnında diyor. Anne karnında nasıl gelişecek diyor. Bizi nasıl anlayacak diyor. Allah'ın diyor ilk gelişildiği huzurdu diyor kulaktır diyor. Dışarıdan ne duyarsa o çocuk diyor ona göre gelişiyor diyor. Şimdi tıp diyor ki, tıp da aynısını söylüyor diyor ki bakın diyor hamile kadınlar da konuşurken de çok dikkat etsin. İlk diyor gelişen organ diyor kulaktır diyor. Çocuk ona göre diyor genetik ve epigenetik yapıları oluşuyor diyor. Ya da diyor vücuttaki kriz ve moleküler yataklar ona göre denge buluyor diyor. Ya da diyor ki çocuğun diyor acaba diyor amigdalası mı çalışacak, parayeter mu çalışacak yoksa korteks mi çalışacak seri sözleri belirleyecek diyor. E geliyorsun dolaşıyorsun marifetname diyor ki her kelimenin bir alemi vardır diyor ses perkesiyonu. Yedi boğumdan çıkan ses perkesiyonu karşındaki insanı diyor, öyle bir etkiler ki diyor mutlaka diyor beyan sihirdir diyor. Ne anlatır ona göre konuşur. Şimdi buna baktığınız zaman hamile olan bir bayan kocasından destek eksikliği olabilir. Ani sinir kızları olabilir. Travmaları tetiklenebilir. E, bunda, bununla ilgili Peygamber salsam diyor ki o hamile olan insanlara stres veriyor. Çok fazla vesveseli olur. Hmm, evet. Vesvese ediyor. En iyi gelecek diyor ayvadır diyor. Ve ayva insan vücudundaki bütün adrenalin seviyesini boşaltıyor. Hatta Hamile kadının en büyük problemi demir ve bakır eksikliği. Dem Onu da oradan mı karşılıyorlar? Evet var, biliyorsunuz. Demir, vücutta demir ve bakır kendi kendine üretemiyor. Dışarıdan ihtiyaç duyuyor. Şimdi hamile bir kadının bakır eksikliği olduğunu düşünün. Bakır enerji demektir. Demir frekans demektir. Demirin frekansı olduğunu nereden anlıyoruz? Zülkanen Aleyhisselam'dan. Geçişle meçhul iki dağ arasında aşı için. Kur'an'da da anlatıldığında o demiri ayetle ilgili rakamsal karşına baktığınız zaman direktman bakır anlatıyor. Şimdi e, demir ve bakırı vücut kendi kendine üretemediği için hamile kadınlarda İstemsizce vücuttaki kriselize moleküler var. Dengesizleşmeye başlıyor ve karaciğer enzimleri doğru bir şekilde hareket kabiliyeti sağlayamıyor. Ne oluyor? Amigdala çalışmaya başlıyor. Amigdala çalışınca vücut adrenalin yüklüyor, yüklüyor, yüklüyor. Diyelim ki bir hamile kadının kocasına destek eksikliği var. Babasıyla olan kırgınlığı ya destek eksikliği varsa otomatikman o travma hareketlenmeye başlıyor. O travma hareketlenmeye başladığında benim çocuğum dünyaya geldiğinde benim gibi yalnız mı kalacak? Hop manipüle ettim çocuğu. Evet başladı. Başladı olay işlemeye başladı. İşte o yüzden söz mutlaka beyandır diyor ya. Söz evet. sihirdir yani. Şimdi hamile kadınlar bunu yapınca vücut demir ve bakır eksikliği azalmaya başladı, yıldız düşer. Şimdi ne demiştik? Demir, enerji, bakır frekansı. Yıldızı düşen insan, asıl yıldızı düşen şöyle bir şey. Gök yıldızlarından bahsetmiyoruz. Kalbin yedi tane nazarı vardır diyor Aleyhisselam. Yedi 7 yedi letaif, yedi çakradan bahsediyoruz ya. Bu evet. bilimsel gerçek bir araştırmadır. O kalbin yedi perdesini diyor kapanmaya başladığını diyor insanın baseti kapanır. Kalbin nazarı kısılmaya başlar. Yani avra dediğimiz zayıflar diyor. Artık diyor avran zayıflarını başladığı zaman o hamile olan kişiler diyor otomatikman diyor karşıdaki insanların diyor, negatif enerji çekmeye başlar. Neden? Çünkü sen ses perküsyonunu kullanırken manipüle ettiğin anne karnındaki çocukla ilgili konuştuğun cümlelerle enerjini harcadın oraya. Hmm. Enerji frekant dengesini kaybetti. Evet. Vücutta bakır ve demir eksikliği oldu. E vücut kendi kendine üretemiyor. E vücut kendi kendine üretemediği zaman ne olur? İkinci beyin olan bağırsak ki bütün travmaları tetikle. Of. Karaciğer stres, mide hüzüntü, dalak kaygılar hemen olmaya başlıyor. Ve endokrinsel problem oluşuyor. Endokrinsel problem oluştuğu zaman ne oluyor? Tam göğüs kafes arasında imha tahtasının bulunduğu yerde vücut serotonin salgılamıyor. Ne yapıyor? amitala adrenalin salgılamaya başlıyor. Ve kendi seçimlerinin sonucunda hücrene uykuya geçiriyorsun kendi seçimlerinin sonucunu hücreni uykuya geçirmek demek biliyor musunuz? Marifet Nami diyor ki kelimelerin alemi vardır diyor. Bu misal alemidir. Misal alemi dediğimiz alem şöyle bir alem. Senin için hayırlı olan ya da hayırsız olan şeyler uykudadır orada. Ağzından çıkan cümle çok önemli diyor. Kötü bir söz söylediğinde diyor misal aleminde senin için hayırsız olan halleri uyandırmış olursun diyor. Buna da cüz'lü irade deniyor. Kendi iradenle kendi hayatında olması gereken şeyi çekmiş oluyorsun. İşte bu oluşmaya başladığında Artık sen hayatında olumsuz olan her şeyle ilgili irade koyma zayıflığı, kaygıların, korkuların, hatta bunun daha ilerisi inancın zayıflaması, kişiliğin oturmaması. Bunun tamamı senin seçimin olduğu için, hücrelerin diyor senin düşüncene göre hareket ettiği için yenilenmesi, hareketlenmesi. Bugün baktığın zaman karaciğer çok fazla, insan beyninde psikolojik olarak stres çok fazla olduğu zaman karaciğerle problem yaşar. Doğru. Ama bu bilimsel ya da vücut kemik ağrıları. Gidiyorsun doktora hiçbir şey yok. Bakıyor ki hiçbir şey yok. fibromiyalji yok. Hiçbir problemim yok. Aslında sen susuzsun. Vücudun susuz olduğu için beyin sahte ağrı sinyali veriyor. İnanılmaz zaten. Yani. Tıbbi bir kötüdür bu. Inanılmaz Tabii bir ki. Varlık. İşte düşünce çok önemli. İşte bu düşüncenin önemini buradan anlatıyor. Diyor ki senin diyor kendi görseline, kişisel kimliğine ya da bakış açına işte saçını, alnını, kaşını, gözüne bakmak için bir ayna kullanıyorsan diyor senin diyor manevi bir aynan var diyor. Bu da bu şekilde. Buradan yararlan diyor. Bu manevi onu buradan kullan diyor. Tam manasıyla kendini bulma şeydir yani. Ne güzel. Kendi sırrını bulmadır. Hocam bizim takipçilerimiz genelde böyle e, nazar konusuna çok odaklanmışlar. Evet. E, sorular da geliyor bu yönde. Hı -hı. Yani bir ortama girdiğimizde bize nazar deyip değmeyeceğini nasıl anlarız? Veya e, kendimizi o ortamda kötü enerjilerden nasıl koruruz? İşte aslında direkt soracak soru şu galiba. Bende nazar olup olmadığına sallarım. Evet. Özetle. Marifet abi bunu anlatıyor. Çok basit ciddi anlatıyor. Şöyle. Şimdi nazarla ilgili insanlara şu 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 problemler varsa sende nazar vardır diyebiliriz. Ama direktman o insana şunu yaparsan vücudunda nazar olup olmadığını direktman haber alabilirsin mesela. Şimdi bir bardak suya diyor sağ işaret parmağını koyduğunda kev suresini dinlerken vücutta bayılma, ağlama, titreme ciddi hıçkırık, kusma gibi durumlar oluşuyorsa senden nazar vardır. Diyor. Şimdi neye göre söylüyor bunu? Diyor ki hayatı olan her şeyi sudan yarattık diyor Allah. Suyun da diyor hafızası var. Hani kötü bir rüya gördüğümüz zaman suyu anlatırlar eskilerimiz. Evet evet mısınız? evet uyanır uyanmaz evet. suyu anlat. Evet. Ee, Muslu suyu anlat. Yoksa bardaktaki bir suya mı anlatmak? Evet. Aslında Fark musluk da olabilir. Mu? Ama normalde eskiler musluk olan suyu anlatır. Çünkü sıkıntı gitsin diye. Evet evet. Ama güzel bir rüya gördüğü zaman bardaktaki suyu anlatlar. Ocakçılıkta böyledir. Ondan sonra onu o ilme sahip olan birini anlatlar. Suyun hafızası vardır. Kaydeder, cevabı da verir. Şimdi bir insana üzerinde nazar olduğu zaman otomatikman, e, manyetik ya da kristalize diye bir şey vardır. İnsan sağ işarpama niye suya koyuyor? Şimdi bir suyun hafızasını kullanacağız. Sudan haber alma diye bir şey vardır. Sağ işer parmağına koyduğu zaman tırnaklarımızın manyetik, manyetik alanları vardır. Tırnaklar enerjinin devamıdır. Kriminal olayların da buradan çözülüyor. Saçları ve tırnaklar. İşte bu tırnaklar manyetik alanlar oluşturduğu için suyunu bir titreşim var. Eğer senin vücudunda, senin dışında, vücudun kendi kendine döndürdüğü enerji dışında bir enerji varsa bunun cevabını verecek tek şey sudur. Çünkü insan vücudunun 175 su olması, bu sudan haber alamaması çok acizliktir. O yüzden sağ işaret parmağına bir bardak suya koyduğunda, Kev suresini dinlediğinde, kusma, baygınlık, ağlama, vücutta uyuşma bu gibi problem oluşuyorsa bilsin ki o insanda nazar vardır. Yani o insanın üzerine nazar vardır. Bunu nereden anladık? Dedik ya sağ aşağı pamanı koyduğunda tırnak uçlarındaki manyetik alanlarla zayıflaştığını yani insan vücudundaki parazitlenme olduğunu, enerji frekansının frekansın dengesiz olduğunu ya da fazla bir enerji olduğunu, bu enerjinin senin mizaca uygun olmadığını direktman su vücudundaki 175 olan suyla titreşimle haber veriyor. Hmm. Ve o titreşim eğer sana ağır geliyorsa otomatikman za zaten sinir ve sinirim sistemi çöküyor. Dengesizleşiyor. Bundan dolayı bir takım semptomlar ortaya çıkar. Kusma, bayılma ya da ağlama, sinir krizi geçirme burada anlayabilir. Şimdi nazar dediğimiz şey ne? Aleyhisselam ki nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi. Kalem suresini indirdi. Hatta eski alimler der ki e, kaleme hürmet gösterin. Bitmiş bir kalem bile olsa mutlaka evinizi saklayın derler kaleme hürmet gösteren. Çünkü kelamdan gelir. Evet. E, ve suresi vardır. Nazar nedir? İnsan hayatını öldürebilirdi. İnsan hayatını hastalık sahibi yapabilirdi. Konuşabilen, konuşma kabiliyeti olan bir insanın konuşmasını bile durdurabilir. Nazar çok sıkıntılı bir şeydir. Hatta Peygamber Efendimiz'e salsan bir hadis-i şerifte geçiyor. İbn Mace'de bunu Abdullah Mes'ud'a anlatıyor. Bu kaynağı da söyleyeyim ki araştırsınlar. Peygamber Efendimiz'e salsan bir kabilden geçerken diyor ki bu kabrin diyor yarısını azadan öldü. Evet. Hatta diyor ki bir, bir insan diyor bir mezardan geçerken şunu dese diyor de yalancı çıkmaz. Burada yatanların yarısı azardan ölmüşür dese yalan çıkmaz diyor. O kadar evet. etkili. Evet. O zaman şunu yapacağız. Biz peygamberimiz olsam bu söylem ne diyor? Ee, güzel olan şeyi koruyun diyor peygamberimiz olsam. Güzel olacak bir olayı herkese anlatmayın diyor. Ne anlama geliyor bu? Her halini anlatırsan değersizleşirsin. Dilin. Çok önemli burada. Değersizleşmeye başladığı zaman mizacın soğur ve sen ne olursun artık kalabalığa girdiğin zaman insanların bütün sıkıntılarını çekmeye başlarsın nazarını. Neden? Çünkü sen alanını açtın artık. Her halini anlattın alanını açmaya başladın. Bu sefer ne olur? Yüksek sese karşı hassasiyet. Gece uykularda sıçramak ki bunu karabasan zannedersin. Ya da bir büyü ya da bir cinni zannedersin. Hiç alakası yok. Bu nazarla alakasıdır. Aşırı derecede bağırarak uyanma, rüyada korkma, sabah kalkarken yorgun kalkma. Bu gibi problemler de oluşturabiliyor. E, nazarın çok büyük etkisi var. Bu arada ee, çok fazla hastalığı uzayan bir i̇şte şey doktora gidiyor tedavi oluyor ama tedavi süreci normalde bir grip, grip olan bir 10 günde iyileşiyorsa bu bir buçuk iki ayda iyileşmez. Özel dönemlerde düzensizlik olan çok fazla özel dönemlerde düzensizlik olan endokrin problemi olan bu da nazarlandır. Saç dökülmesi tıbbi bir problem ya da psikolojik bir problem yoksa kesinlikle nazar beyin Çünkü anlatım gibi kriminal olayda da böyledir. Tırnaklar ve saç manyetik alan oluşturduğu için Nazar önce insan vücuduna sonra da saçlara vurur. Çünkü kökten meal bu. Şimdi bu suyu yaptık. Bu insanlar bu sıkıntıyı yaşadı. Hı hı. Bunu karşı ne yapacaklar? Aynı suyun içine bir defa Kalem Suresi 51 52. ayeti 11 defa da Fatiha Suresi'ni okuyacak. Bu suyu içecek. Bir daha tekrar edelim. Şimdi, Belki hemen dinlerken kaçmış olabilir. Bir Not alsın. Tamam. Bu bir bardak arkadaşlar. suyla nazara olmadığına sağlardı demiştik ya. Evet. Bu kişi yaptı. Bu hareketlilik oldu bu insanda. Evet ben de baygınlık geldi, ağlama geldi dedi. Aynı suyun içine. Kalem suresi 51 52. ayet bir defa 3 7 11. Gücü varsa 11 defa da Fatiha suresini okuyacak. Hı. Bu tür problem olan insan mutlaka mutlaka gül yağı kullanacak. Gül yağı, Kesinlikle. Gül yağı insan vücudundaki zayıf olan frekans arttırır. Nereye? Göbek deliğinin etrafına. Neden göbek deliğinin etrafına? Tubar batırlar mısın? Eskilerimiz otururken şuraya otururdu. Göbek deliğini kapatırdı. Evet. Göbek deliği insanın mizacıdır. Aleyhisselam diyor ki midenin diyor üçte birini ekmek, üçte birini su, üçte birini havayla diyor, doldurmazsa yani dengeyi sağlayamazsa mideden bahsediyor. Kalbi katılaşır. Kalbi katılaşan insan diyor aklı geriler. Aklı gerilen insan ne olur? Alzheimer, unutkanlık, kaygılar, bir durduk ya takıntılar, obsesif kompozit bozukluğu ki psikiyatride en zor hastalıklardan bir tanesidir. Ve çoğaldı. Aşırı çoğaldı. E, ee, çoğalma sebepleri de işte bununla alakalı insanların hayatları da, hayatlarına dair yani aslında obsesif kompozit bozukluğu yani bu tür problem olan insanların en büyük problemi nedir? Kendi ona olan, olan, güveni. Kişiyle oturmayan insan. Ya da travması olan bir insan. Ya da hayatında yapacağı hiçbir işte kendisini bir şey yaramayacağı zaten insanlar. Çünkü baktığın zaman şu an gençlerde en büyük obsesiflik ne? İşte kendini beğenmemeleri. Birilerinin onu beğenmeyeceğini düşünmeleri. Temiz olmadıklarını hissetmeleri. Kendi alanlarının sürekli kirlenmesi. Bu geçmişe travmayla alakalı olabilir. Yani taciz sıranması bile obsesif kompulsif bozukluk olmasına sebeptir yani. Çünkü obsesifliklerde duşa girdiklerinde çok uzun süreli kalıyor ve tekrar tekrar evet, ellerini yıkarlar. Kendini sürekli kirlenmiş hissetmek. Bedenin kirlenmesi ve demek yıkanmanın tacizdir. yıkanmanın yeterli olmadığını düşünmek. Peki. bunlar çok fazla var. E, baktığımız zaman taciz sıranmasına uğramış bir insan düşünün mesela. Bunu genellikle böyle e, Allah korusun ama filmlerde falan izliyor üzerine. Bu, evet, tür, evet. bu tür tacize olan insanın ilk ihtiyar duş oluyor. Suyun altına ağlamış oluyor. Bedenin kirlenmesi hissetmesi. Aynı şu an takıntılık bir şekilde çok fazla uzun süre duşta kalmak mutlaka mutlaka taciz vardır. Bu taciz şu arada e, fiziki de olmayabilir. Fiziki tacizler de olmayabilir. Mobbing de olabilir. Doğru. Ya da bir annenin çocuğa güvenmemesi oluyor. işte bak e, okula gitme sakın öğretmeninden şikayet getirme getirirsen böyle olur. İşte bu da bir taciz. Çünkü o çocuk o okula gittiğinde ilahı öğretmeni zannediyor. Toplumda herkes zarar verebileceğini düşünüyor. Bu sefer ne oluyor? Bu da bir mobbing olduğu için tekrarlama süresi. Şimdi e, bir bardak suya kalem suresiyle bir ikinci ayetle Fatih e suresini okudu ya. Arkasından gül yağını kullanacak. Göbek dilinin etrafına. Mizacını koruyacak. Kulak memesinin arkasına. Bu çok önemli. Çünkü sol tarafta amigdala diğer tarafta parietal lobu ve kulak kristali var. Vitiligo, vertigo bugün problemleri engelleyebilir. Burası merkezi insan mucunun akaputu noktasıdır. Beyne direkt sinyal gider. Bu ne demektir? Ben bir olayın ne olduğunu farkındayım ve bunu müdahale etmeye çalışıyorum der. Beyin sende gizlediği olay neyse, vermek istemediği olay neyse direkt masana onu verir. Çünkü günün peygamber üzerinde de frekan söylenme çok güçlüdür yani. Hatta sahabelerin çoğu peygamberimiz sanırsam geldi nasıl sanırız diyor. Kokusundan gül kokardı. Evet. Gül çok önemli. Gül çok önemli bizim kesinlikle. için. Kesinlikle. Ve el bilekleri de. El bilekleri de bizim özellikle bayanlarda baba demektir. Babadan destek eksiği olan kadınların bileklerde problem vardır. Öyle mi? Bu destek eksiğini giderir. Bu kesinlikle destek eksiğini giderir. Bu da akaputu noktasına bağlıdır aynı zamanda. Çin tıbbında böyle geçerlidir bu. Son olarak da ayak topuklarında. Bu da refleksolojik olarak organlarda yetersiz gelen demir ve bakır eksikliğini tamamlıyor. Ayak topukları direktman refleksoloji yapar. Organlar oraya bağlıdır. Oradaki bulunan gözeneklerden insan vücudundaki zayıflamış yani vücut ısısı arttığı zaman ayaklardan vurur. Hatta şöyle düşün Tuba Hanım. Çocuklarımıza ateş basla direktman sirkeli çorap giydiririz değil mi? Evet. İşte vücuttaki vücut ısı artmaya başladığı zaman direktman refleksoloji noktasına ulaşırız. Niye? Organlar vücut ısısını direkt ayak tabanına verir. Ya da alnına verir. Başa. Bu psikolojik rahatsız olan varsa beyne vurur. Eğer fiziki rahatsızlık verecekse ayak topuklarına. Hülya'nın ayak topuklarına sürdüğü zaman organlarda vücut artmış, travmaları tetikleyebilecek, stres kolgun arttırabilecek her şeyi durduruyor. Müdahale etmiş oluyorsun. Refleksiyoloji noktasında akapotur uygulamış oluyorsun. Çünkü oradaki organ seninle konuşabiliyor. Şöyle düşün. Beyin stresi aldığı zaman nasıl karaciğere zarar verebiliyor? Aynı düşünceyle, bilinçle refleksiyoloji noktasında bir şey kullandığında o organ senin ona direktman problemi çözmen gerektiğini söylüyorsun. Obsesif kompulsif da bu değil mi? Beynin sürekli sana refleks vermesi. Evet. Emin emine, bir emin vesvese. Evet. Yani sen bunları yaptığın zaman otomatik zaten irade ortaya koymuş oluyorsun. O beynin senin sürekli o refleksinden kurtulmuş olsun. Artık diyorsun ki sen bana sürekli bir şey yapmam gerektiğiyle ilgili empoze ettiğin şeyden kurtulmaya çalışıyorum diyorsun. Beyin otomatik bana sana yardımcı olur. İşte insan düşüncesinde ise beyin onu verir. Evet. Ee, bunu yapacaklar. Son olarak da mutlaka bayanlarda bileklere varsa opal vakit taşı. Bayanlar. Opal taşı. Opal, Nereden opal, bulunabiliyor? Şöyle yani bunlar... Ee, şimdi ben direkt mi adresi vermem Tabii. çok uygun olmaz ee, ama güvendikleri yerden alabilirler. Yani şöyle e, genellikle bizim tercih ettiğimiz yerler Eyüp Sultanda ya orada bulunan taşçılar var mesela. Onlar çok orijinal satıyorlar. Hmm. çünkü Hı -hı. Bunlar önemli taşlar Hı -hı. biliyorsunuz ki akik mizanı rahatlatır diyor. Bunlar Kur'an'da da geçerli. Hani bazı insanlar şunu söylüyor. Ya İslamiyet'e taşı nasıl yardım olur? E, Hacernes ve taşı var Kabe'de. E, e, Kur'an'da bahsediyor Firuze taşı, Necep taşı, Akik taşı. Kur'an'da bunlar var. Okumadığımız için hemen her şeye saldırabiliyoruz. Onu da bilgisi vereyim. Hiçbir şekilde inancımıza aykırı bir şey değildir. Bu zaten taştan medet ummak değildir. Taşın, Destek almak. Taşın da bir içinde su mineralleri vardır. O taşın da insan vücudunda ne kadar bir şey alıp hapsetme özelliği vardır. Hiçbir yani, şey boşa yaratılmamıştır. Peygam bütün peygamber takmıştır. O yüzden. Tabii ki Osmanlı döneminin <laughs> tamamı bütün padişaha baktığı zaman hepsi Firuze, akik, opal, lal kullanmıştır. Osmanlı padişahı tamamı. Ee, Bayanlarda opal ve e, sol bileği özellikle. Neden? Çünkü e, bayanlarda eğer nazar varsa panik hata sebep olabiliyor. Taşı kardine. Biliyorsunuz panik hata taşı kardine. Kalp atması. Taşı kardine arttırabiliyor. Biliyorsunuz sol tarafı da insan damarının kalbe giden damarlar hepsi buradadır. Doğru. Özellikle kadınlarda bu panik hata hastalığı çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü kocaya annelik yap. Çocuğa babalık yap. E, annene annelik yap. Hep kendini dağıtması. E, çünkü kendi kişini koruyamıyorsun. Kendi kimliğini koruyamıyorsun. Ne oluyor? Evlilikte sen kocana eşlik yapacağını annelik yapıyorsun. Çocuğunu, kocan değil çocuğuna da bakmış olursun aynı zamanda. Bu da destek eksikliği. Destek eksikliği aşırı derecede insanı e, kay geçmişe götürür. Geçmişe gitmeye başladığında otomatik bana insan geleceğe ilgili panik yaşar. Ben yetersiz kaldım diye. Bu da panik hata sebep olur. Erkeklerde ise ima tahtasının üstünde timus bezinin bulunduğu yere diyoruz. Oraya mutlaka bir tane alabiliyorlarsa firuze taşı. Erkeklerde niye burası? Erkeklerde güç ve irade nefes demektir. Nefestir. Eğer doğru nefes alıp veremezsen şu iki göz kafesimizin arasında bir kemik var. Bu esnemez. Esnemeyince beni doğru oksijen gitmez. Hani hanımefendiler diyor ya ben kocama anlatıyorum anlatıyorum ama almıyor beyni diye. O kadar şikayeti bu ya. Aslında beyni doğru oksijen gitmediği için kadınlar doğru söylüyor. Erkek çok fazla gün içinde efor sarf ediyor çalışıyor iş yerinde. Ve o kadar çok dağılıyor ki o hızda doğru nefes alıp veremediği için serotonin hormonu salgılamıyor ve göğüs kafesinde kemik esnemiyor ve beyne doğru oksijen vermediği için de bu sefer ne oluyor? Karşı tarafın en ufak şeyini yanlış anlayıp kavga çıkartabiliyor. Ve sakinleştiriyor. Ee, bunu e, en az bir 3 ay bu taşları kullansalar bu kokuyu da erkekler gül yağı kullanmıyor. Bu arada üst dudak bölgesinde biberiye yağı kullanacaklar. Hmm. Ve iki kaşın arasında ne demiştik? Erkekler hemen her şeyi yanlış anlayabiliyor. Doğru nefes alıp vermediği için beyin oksijen gitmiyor. Osmanlı döneminde algılama ve okuma problemi olan insanlara Direkt masana biberiye yağı sürdülermiş. Biberiye yağında bu arada yüz odacıklarında yüz de iki tane su odacı var Tuba Hanım. Birisi devamlılıktır, birisi bağımlılık. Eğer bir insan çok ise devamlılık olan su odacığı tıkalıdır. Ve o asabiliği bağımlılık olur. Su odacıkları fitreye rahatlar bu biberiye yağı. Ve nefes aldığında direkt otomatikman sakinleşmeye geçiyor. İnanılmaz. Çok çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli. Yani Allah'ın yarattığı her şeyden ayda şey. sağlayabilmeyi her şey. bilmek, her şey. öğrenebilmek çok kıymetli. Kesinlikle. Bu arada çocuklarla ilgili de nazar olan çocuklarda e, aşırı uyumama, yememe hmm. ya da bebeklerde emmeme gibi problem oluşur. E, ya da epilepsinin artmasına sebep olur. Epilepsi tıbbi bir şeydir. Sarı epilepsi. Evet. Bunun için mutlaka ak günlük tütsüsü. Ve sidir sabunu. Hmm. Sidir sabunu var. Her yerde alabilir. Aktarda her yerde alabilirler. Sidir sabunu şöyle bir özelliği var. Nazarlı, karabasan, musallatlı, insanlara iyi gelir cidre sabun. Hocam bir de çocuklarda geç konuşma e, durumu var. Evet. Yani her çocuk eşit zamanda konuşacak diye bir kaide yok ama <laughs> artık belli bir yaşa gelmiş çocukların hala konuşamama problemi çekmesi aileler için tabii ki büyük bir e, üzüntü e, kaynağı. Ne yapabilirler? Bunun, bunun için bir çözüm var mı? Bunun tıbbi olarak da tanısı koydular. Yani. Dediler distek ki doktora gittiler. Bir problem yok. problem yok dediler. Bekleyin Hı -hı. bir şeyler yapın. İşte kitap okuyun, kitap okutturun bir şeyler yapın. Yok olmuyor bir türlü. Ne yapabilirler? Şimdi bizim burada attığımız şeyler alternatif demektir. Alternatif üzerinden anlatılıyor. Evet. Şimdi bir insanlar şöyle algılasın. Bunu yapayım da benim bir problemim var doktora gitmeyeyim. Bunu yapayım da psikiyatre gitmeyeyim evet. değil. Bunu bir anlatalım. Bu bir, bir ek, anlatalım. alternatif. Alternatif Olay. noktasında şöyle bir şey. Ocak bilgileridir bunlar. Ne demektir biliyor musunuz? Bunu çok kısa bir özetle geçeyim hemen sonra cevap Tabii vereyim. Ki. İnsan algılayabilsin. Şimdi bilim insanı dinliyor, doktor da dinliyor ki hepimiz bir noktada ulaş ulaşabilirsek insan sağlığının önemini ve psikolojisinin önemini anlatmış oluruz. Şimdi anlatım şeyler şu. Bu bilgiler ee, en az 500 yıllık bilgilerdir. Bugün Küba dediğimiz ülke Alternatif tıpla tedavi uyguluyor. Biliyorsunuz Amerika 1976'da tıbbi olarak ambarga koydu Küba'ya. Ve Küba dedi ki biz kendi tıbbi ilaçlarımızı kendimiz üretebiliriz. Ve bir saat ilave döndüler. Şu an Küba'da en profesör doktor 100 dolara çalışır. Ve kullandıkları ilaçların hiçbirine sentetik madde katmazlar. Küba'da şu an bu. Hatta Maradona dediğimiz, Türkiye'de Ağrı İsa dediğimiz bütün sanatçılar gidip tedavisine orada oldu. Şimdi bizim yaptığımız uygulama şudur. Bir kişi doktora gittiğini düşün Tuba Hanım. Hı hı. Normal iyileşme süreci bir aysa bunun maksimum 10 gün nasıl düşürürüz ve o esnada kullanabileceği ilaçları daha kısa sürede nasıl çevirebiliriz düşürebiliriz ve doktora gittiğinde evet sen iyisin artık ilaçlarını kesebilirsin dediği noktaya nasıl getirebiliriz? Problem bu. Bunu neye göre konuşuyoruz? Defne yaprağı da bir yaprak var bilirsiniz. Evet. Defne yaprağı bilimsel bir makale yazılmış. Bunun üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmış bir bitkisi bitkidir. Nedir bu? 1950 yılında 12 tane bilim adamı bir araya geliyor. E, tedavisi devam eden hatta kemoterapiye yakın bir tedavi gören kanser hastalarının başlarına defne apra ağacı ve dalı koyuyorlar ve bunları yakıyorlar. Ve bu bilim adamları ve doktorlar bakıyorlar ki iyileşme süreçleri hızlanıyor. Bu işin içine eczacıları da koyuyorlar ve bunu teze döküyorlar. İnternete yazsınlar direkt tezler önüne çıkar. Bilim adamları bunlara bir tez yazdıktan sonra eczacılar birliği 1950 yılında diyorlar ki biz bunu tezle bırakmayalım. Eczacı logosuna defne yaprağı sembolünü koyalım. Ne kadar kıymetli anlatalım. Bugün Google'a defne yaprağı yazdığınızda eczacı logosunu içinde görmüş olursunuz. Doğru. Bu bilimsel araştırmadır. Hem de tıbbi bir araştırmadır. Alternatif tıbba bu şekilde bakarsan, ilim, bilim, tasavvuf üzerine bakarsan gerçek anlamda fayda sağlarsın. İnsanları biz buna göre anlatıyoruz. Ve anlattıklarım tamamında makalesi yazılmayan, bilimsel araştırması yapılmayan hiçbir şey anlatmadık şu an burada. Tamamıyla ilgili e, bilimsel araştırması yapılmış, makale yazılmış, buna göre kitap bulan bilgiler anlattıklarımız. Dinlerken de öyle dinlerlerse Dedim mi size şimdi insan nazarın var şunu oku tamam okudu ama o insan onu okuduğunda o insanın zaten onunla ilgili kaygısı var ya adaptasyon sorunu var, dikkat sorunu var, kaygı problemi var, yaşam sürecine güvenmiyor. O zaman o insanın mizacına problem var ya hemen gül ile destekliyoruz. Yani bunu yaparken de insan vücudundaki refleksolojik olarak noktaları vardı akım notu noktaları. Bunu doğal taşlara tamamlıyoruz. Çocuklarda bunu uygulamak mümkün değildir. O zaman bilimin araştırma yaptığı yapraklarla işte bitkilerle konuşuyoruz. O yüzden bunu iyi algılasınlar. Şimdi geç konuşan çocuklarla ilgili... ...biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'a takılırdı çok fazla konuşurken... ...kekemeydi. E, bunu da Kur'an'da yazıyor zaten. Şimdi e, bununla ilgili gittiler bir psikiyatra. İşte disteksi gibi bir problem yok diyorsun. Disteksi hastanın içinde bunu da koydular artık. Adaptasyon sorunu, geç okuma, geç algılama, geç konuşma. Bu bir isim oldu artık. Disteksin içine katlar bunu. E, baktılar tıbbi ya da psikoloji bir problem yok. Bilsinler ki o çocuğun mutlaka ve mutlaka... ...anne karnında hamileyken... ...çocuğuyla ilgili doğmasını istememiş. Ya da o esna bir tartışma esnasında ben bu dünyaya böyle bir çocuk mu getireceğim demiş. Bak bu of. söylem çok yaygın. Yaptığımız araştırma sonucunda aldığımız danışmanlıklarının %65'in 18'i böyle. 18 ciddi orandır. Ya da anne karnında e, hamile o çocuk işte e, acaba doğacak mı? Doktor ölecek dedi. Böyle dedi diye kaygılar yaşayan çocuklar hayata küserler. O doğmuş yaşam süreci gü güvenmedikleri için o annenin kaygısı yani anne çocuğu güven alması gerekirken çocuğu, çocuk üzerinden kaygılanması çocuk aile bağında kontak kurmuyor. Yani kendini ifade etme gereği duymuyor. Neden? Çünkü sen bana hamileyken benimle ilgili kararları verdin ben sana konuşmuyorum demesidir. İnanılmaz. Bilinçaltında bu beyin refleksi verdiği zaman bilinç altında anneyle böyle konuşuyor. Sen dünyaya böyle bir çocuk yetiştireceğim demiştin ya ben sana küstüm konuşmuyorum. Sen doktorlara bu çocuğun yaşaması zor demiştin ya. Ama sen ee, bunu bana yansıtmama gerekiyordu ya ya da kendine yansıtmama gerekiyordu. Bu da bir tehlikedi ya. Sen bana bunu yaptın ya. Benim için aile bağı yoktur. Ee, bu dünyaya böyle bir çocuk mu getireceğim? O zaman kendi başıma geleceğim. Ben kendi başıma yaşayacağım. İşte bu çocuğun konuşmamasına sebep olan faktörlerden bir tanesi. Basit bir örneği. Bunun dört tane farklı bir faktörü vardır ama en basit bir örneği vereyim. Mesela bir hamile kadının sırt üstü düşmesini bile çocukla konuşmamasını engeller. Of, o zaman Çünkü çocuğuz, sürekli dikkat edecekler. Hamile kadınların mi? neden ayıba kullandığını işte bu yüzden anlatıyoruz. Yani biraz dilimizi de tutmak lazım bu arada. Dil de önemli ya. Evet. Bununla ilgili yapacaklar çok kıymetli şeyler var Tuğba Hanımcığım. Birincisi. Çocuğu sırt üstü yatırsınlar. Bakın tıbbi ve bir, psikiyatri bir problem yok. Pedagojik, bir problem yoksa. Direkt e, birebir baktık ki böyle aile bağlarıyla alakalı. Sırt üstü uzasınlar. Ayaklarını kırsınlar. Karnına doğru getirsinler. Tamam mı? Hı. Neden? Şimdi ayakları karnına doğru getirdiği zaman bu çocuğun göbeği düşmüş olabilir. Göbek düşüklüğü de konuşmamasına sebeptir o çocuklarda göbek kaldırma diye bir şey var. Evet, evet, evet. Göbek düşmeye varsa mı o çocukta korku yani biz ona yel alma deriz. Korku oturmuş olur o çocukta. Hayatında, dair yaşam süre güvenmiyor ya o korku hep vardır. Ayaklarını kırdığın zaman o çocuğun kendi merkezde kalmasını, kendine güvenmesini direktman karna doğru ne yapıyoruz? Anne karnına travmasına geri döndürüyoruz ki artık sen yaşayan bir bireysin ve kendi iladenin hareket edemeyi algılıyoruz. Çünkü refleks olucu hareketleri bunlardır. Bunu yaptıktan sonra e, mutlaka sidir yağı sidir yağı. Gö, e, göbek deliğinin bir kaşık yukarısına. Tam yum buraya. Hı hı. Ovalayarak sidir yağını sürecekler. Çocuğun ağzına, dilin altına bir tane kalem verecekler. Hı, evet. Diksiyon derslerinde yaptığımız evet. gibi. Ama burada şöyle bir uygulama yapacağız. Bunu yaparken bu çocuk bu kalemi kullanıyor ya. Emecek dilin altındaki Nefesini aldıracak. O esna göbek şeyi sürüyor ya sidir yani Oğlu ya. Bunu oğlarken bu sefer hafifçe yukarıdan aşağı olmaya başlayacak. Ve o çocuk bundan nefes alıp verecek sadece. Bunu niye yapıyoruz? O anki anne kana travmasını direkt bana hatırası mı atsın diye. Direkt bilincine Bu travmayı biz kabul etmiyoruz. Ben çocuğumu artık destek vermek istiyorum. Ben bu çocuğumu dünyaya iki getirdim. Bunu özel anneler yapsın. Çünkü anne bu sözleri kullandığı için eyleme geçiyor. Ve en önemlisi de şu. Eğer bunu yapabilecek bir yaşlı çocuk. O çocuğa mutlaka kırmızı giydirsinler. Korkudan, Kırmızı giydirecekler. Evet. konuşamamak en büyük problem bir tanesi korkulur diyoruz ya. Baştan bir evet. beri konuş. Aslında psikiyatra gittiği zaman bile bu çocuk yaşam sürece güvenmiyor ve küsmüş diyor. Niye? Çünkü insan yaşam sürece güvenmediği, güvenmediği zaman hayattan korkar. Bundan sonraki hayatıyla ilgili korkusu vardır o insanın bilinçaltında. altında. E, ufak çocuksa eğer bunu yapamıyorsa mutlaka ve mutlaka kırmızı giydirsinler. Kırmızı çok önemlidir. Direkt e, algıyı açar. Ve gece uyurken bebek çocuklar başın tepe noktasına sarı bir bez parçası koyacaklar. Neden? Sarı beyne giden, beynin direktman algıladığı tek renktir. En çok beyin Bunu sarılık tek... olmasın diye de yapıyorlar evet, düz yapıyorlar. Evet. Bunu yaparken de sağ kulağına mutlaka ve mutlaka en az 41 defa Rabbi yesir duası. Rabbi yesir ve la Rabbi tembin bilahir. 41 defa. Bunu okusunlar ve o çocuğun boynunda mutlaka kehribar olsun. Ve bunu 41 gün devam etsinler. O çocuğun ayak topuklarından, diz kapaklarına kadar da sidir sabunu ile yıkasınlar 41 gün. O çocuk mutlaka bir ses verecek ya da bir anda konuşacaktır. Hayır, bu çocuğun yıldızı düşüktür. Yıldızı düşük demek ne demektir? Avam şifacılık demek. Yıldızı düşük olan evet, avam şifacı. Sürekli benim yıldızım çok düşükmüş. Evet. Yıldızım çok düşükmüş evet. diyor ya insanlar. Evet, yanılıyor, yıldızı düşük. Nereden oluyor? bu kanıya varıyor? Avam şifacı demektir bu. Yıldız düşük ne demek biliyor musun? Tıbanmışım. Yıldız düşük olan insanlar başka insanların nazarını çeker, taşırlar. Ama bunu atamazlar. Hmm. Yani sizi iyileştirirler. Kendine iyi gelmezler. Biz bunu avam şifa diyoruz. Bilmeden insanlara iyi gelirler. Ama kendileri hasta olurlar. Bunu neden yaparlar? Hani biz size taşıyabileceğiniz yükü ver diyor ya Allah. Evet. Yıldız olan insan aslında çok büyük tehlikede değil tam aksine. Kendilerinde bu tür potansiyel olan insan olduğu için... Sadece ve sadece kendi enerjini döndüremediği ve üstündeki negatifi atamadığı için... Bu onda fizik ya da ruhsal problem oluşturuyor. Yıldız budur. Ya bu problem olan insanın en iyi yapacağı şey kulaklıkla sırt üstü uzanacak 10 dakika su sesini dinleyecek. 10 dakika su sesi. Su sesi dinlerken de yapacağı tek şey şu. Ya kaviyu el metin. 10 dakika boyunca bu esmayı çekecek. El metin dediğinde burnundan derin nefes alıp ağzına uzun uzun verecek. Bakın bu insan yıldız olan insan. Ya ben mekana giriyorum ağırlaşıyorum. Başım ağrıyor. Aşırı derecede. Sabah kalkıyorum ayaklarım ağrıyor. İşe gitmeme isteklerim artıyor. Sürekli ani öfkelenmem. Aşırı derecede uykudayken sanki bir yerden düşüyormuşum gibi. Rüyalarım çok karışık. Ya ben bir şeye çalışıyorum. Yanımdaki insan çalışmıyor. Ben çalışıyorum. Onun işini bile yapıyorum. O görülüyor ben görülmüyorum. Yani. Tam bir insanla hayatımı bir noktaya getireceğim. Yarıda çekip gidiyor. Ama sürekli bu oluyor. Ya bir iş yapacağım yarıda kalıyor. Ya da bir iş yaparken aşırı efor sarf edip bu işten bir şey kazanıyorum. İşte bu senin basiretini kapalı demektir yıldız düşüklüğü eşittir basiretsizlik demektir. Ne demek basiretsizlik? Artık ya. Ya Tuğba Hanım'ın problemini ben çekip taşıyabiliyorum ve onu iyileştirebiliyorum. Ama bu iliştirdiğim şeyle ilgili ben fayda sağlayıp üstünü atamıyorum. Bundan bir basiretsizlik var mı? Evet. Karşımdaki bir insana neden ben bir yol oluyorum? Evlenmek istiyorum. Tam evlenecekken yarıda kesiliyor. Sebebini söyleyeyim. O insan kendi üzerindeki ağırlığını sen çekiyorsun. O insan senden kaçmanın sebebi kendi ağırlığını gördüğü için senin üzerinden kaçıyor. Ya bir iş yapacağım, elime ne yazsam kuruyor. E tabi kur tabii kardeşim, niye? sen Bir maddenin de negatif enerjisi vardır ya. Tabii. Bir maddenin bile en basit bir örneği, elimizi şöyle koyduğumuzda, şurada bir olay olsa, krim, kriminal olarak buradaki izlerden alınıyor ve bu izler direktman soyutlanabiliyor. Ve burada belirli bir mikrokipici alanlardan geçiyor. Yani mikrosopla bir araştırma yapıyorlar, bakıyorlar ki oranın ışığı ya da fre enerjisi devam eder. Çok basit bir örnek. E, duşa giriyoruz mesela. Adam duşta tırnaklarını, saçlarını tarıyor, tırnaklarını kesiyor, gelişi güzel atıyor. Bu hayatını yaptığın en büyük kazıktır. Ne yapacağız peki? Hayatını yaptın Bakın e, Tuba Hanım şöyle bir şey var. Saçlar ve tırnaklar manyetik alanlar demiştik ya. Evet. İnsanın enerjisinin devamıdır. Saç ve tırnaklar. Evet. Neticede bizden birer parça. Enerjisinin de devamıdır. Vücudunun hiçbir huzurunda bu yok. Bakın saç köklenir. Tırnak uzar köklenir. Hep köklenmidir bu. Yani dilinin uzadığını, köklendiğini gördünüz mü? Ya da insan dilini kesip attığını gördünüz mü? İnsan huzurundaki saçlar uzar, köklerini genişler. Tırnaklar da kökler genişler. Sen kestikçe yine o köklenir. E sen onu attıkça da kökleniyor. Devam ediyor. Yapacağın çok basit bir şey var. ya Tırnaklarınızı bir tane bir çağata ya da bir bez parçasına saçlarınızı yıkanırken aktı gitti. Ona bir şey demiyorum. bile bile Ali'nin yaptığı şeyler söylüyorum. Toplayın saçlarınızı, tırnaklarınızı, mühürleyin bu. Ne demek mühürlemek? Güzel bir kağıda sarın, ayet her kürsüyü bir defa, son iki satırını yedi defa okuyun. وَلَا يَعْدُهُ ve وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ Neden? Enerjinin devamına direktman cinler yaklaşır. Bakın, Kur'an'da da bahsediyor. Biz insanları ve cinleri ibadet etmek üzere yarattık. Bizim toplumda cin kavramı, bana bir şey musaht oldu kavramı. Hayır kardeşim, sen kendi alanını açmadıkça ve davet etmedikçe sana hiçbir şey gelmez. Gelmez. E sana e, tırnak kesmenin ve saç toplamanın, saçı taramanın adabını zaten öğretiliyor. Küçükken annen öğretiyor bunu sana. Daha doğmadan annene kitap öğretiyor. Kitaptan önce peygambere vahiy iniyor. Peygamberden önce Cebrail'e bilgi veriliyor. Yani bu kadar CC'nin arasında e, bir kere tırnak kesilmenin çok basit bir örneği. Bir akraba, komşular geldiğinde ya da bir misafir geldiğinde o ortasında tırnak kesebiliyor musunuz? Yok. Ona ayıp olmasın değil mi? Evet. Ama sen duşta bunu yapıp gelişigüzel atıyorsan kendini ayıp ediyorsun. Bir de gece tırnak kesmeyin diye bir şey var. O var mı? Uygun değildir denir. Yani bunun bir dini konusu bir şey yoktur ama uygun değildir. Aslında tırnak kesmenin de günleri var. Günleri de vardır ama işte insanlara onu anlatırsak şimdi bu fark her gün Allah'ın günü değil mi? Evet her gün Allah'ın günü ama kıyamet perşembe gecesi kopacak. <laughs> evet. Anlatabildim mi? Yani <laughs> şimdi oradan her gün Allah'ın günü değil mi? Her gün Allah'ın günü de sen astrolojik olarak bütün gün astroloji takip ediyorsun. Her gün Allah'ın günü de dün ne olursa bugün öyle olacak. Olmaz. Her gün Allah'ın günü de iki günü aynı olan denk olan zarardadır diyor Peygamber Efendimiz Her gün farklı şeyler özel yazılmış. E, acamatın yapılacağı günleri vardır. Tırnağın kesileceği günleri vardır. Sülük yapılacağı günler vardır. Saç kesileceği günler vardır. Bu günler dikkat et sana zarar verecek demek değildir. Bunlar senin mizacına, yaşamına, bakış açına, fiziki yapına, maneviyatına iyi geleceği için müjde verilmiş. Şimdi e, Aleyhisselam ne buyuruyor? Bana Allah diyor vahyeti diyor. Ayakkabının bağcından saç diline kal benden isteyin dedi diyor Allah. Evet. E şimdi böyle bir vahiy var o zaman saçımın ne zaman kesileceğini de bırak bana sana günleri söylesin. Bu yarardır yani. Şimdi o yüzden o kadar derine girmeyeceğim ama mühürleme işini mutlaka yapsınlar. Bakın e, ve çok önemlisi banyo tuvaletler bizim en büyük problemimize bir tanesi olmasın. Doğru. Ve insanlara benim kendi kardeşiniz olarak ne tavsiyem şu gusülsüz gezmeyin. Şu gusülsüzlük bizi bitirdi ya. Bak samimiyetime söylüyorum. Bana bu biraz böyle şey geliyor böyle. Eee... Bir de bulandırıcı bir kavram gibi geliyor ama bu bizim gerçeğimiz. Evet, Çünkü Amentun'un şartlarında da İmanın şartlarında da e, bu var yani. Bir şey inanmak için temiz olmak lazım ya. Kesinlikle hocam. E, buna dikkat etsinler. Suyla da aralarında iyi tutsunlar. Birçok e, kemik hastalığı olan insanlar biliyorsunuz bu arada fibromiyacı ruhsal bir hastalıktır. Kemik hastalığı ruhsal bir hastalıktır. Bunu ben söylemiyorum. Tıp söylüyor. Peygamber Femmes söylüyor. Son cümle söyleyeyim. Hı hı. Peygamber Femmes Olsam buyuruyor ki insan vücudunda 360 tane mafsal vardır diyor. Onun sadakasını vermezse hastadır. Mavsal kemik demek. Tıp bundan 70 sene önce insan vücudunda 358 e, kemik var diye literatürde geçiyordu. Hı hı. 2000'den özür dilerim 1980'den sonra 360 tane kemik oldu bulunuyor tıbben. Ve insan vücudunda 360 tane kemik vardır diyor. Her bir diyor insana haber verme özelliği vardır diyor. Bu da diyor ruhsal bağ kurar. Bunu ben söyleyeyim evet. bilim söylüyor. O yüzden kemik ağrısı ruhsal ağırlıktır. Kemik ağrıları tamamen tamamen insan vücudunun susuz olmasıyla kanaklıdır. Doğru, i̇çmek hocam. kadar da suyu temizlik olarak kullanmak önemli. Evet, ağzınıza sağlık. Ben çok güzel anlattınız ki ben böyle araya girmek istemedim. Su gibi aktı gitti ee, muhabbet. Çok konuştuğumuz gibi. Ee, olur mu estağfurullah. Ol. Zaten bunun için buradasınız ee, hocam. Eyvallah, e, takipçi ol. arkadaşlarımıza şöyle demesin diye çok araya girmiyorum. Hocamızı konuşturmadınız, tam yerinde girdiniz, tam şunu öğreniyordum. <laughs> konuyu dağıttınız demesinler diye. <laughs> Bizden ben çok, var çok ya, araya demezler. girmek istemiyorum. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. sağlık katkı olsun. İzinle katkı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiniz, derdimi anlatmam için fırsat verdiğiniz için. Biz ee, teşekkür ederim. Kabul olsun inşallah. olun. Yeniden e, sizi burada görmek isteriz i̇nşallah. farklı konularla. İnşallah. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım abone olmayı unutmayın hoşçakalın.